Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, sesimden duyduğunuz gibi biraz hastayım, bu yüzden en son videolara da katılamadığım bir grip dönemi. Bu yüzden bol bol vitamin C tüketin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ben de çay içiyorum. Bayağı üşüttüm. Bugün konumuz ne Recu? Protein üzerine konuşmak istiyoruz arkadaşlar. Yani bu protein tozları böyle steroid gibi gözlerle bakıyorlar, yani Türkiye'de gerçekten öyle bakıyorlar. Almanya'da normal, yani protein tozları her dükkanda satılıyor, yani zaten bir sürü supplement dükkanları vardır yani. Ve arkadaşlar, zaten toz kullanmasanız vücudunuz gelişmez değil mi Recep? Evet, yani tozsuz vücut yapamazsınız yani. Arkadaşlar evet. Tabii ki bu şakaydı. Ya birisinden böyle bir sorular alıyoruz. İşte protein tozsuz, abi vücudunu tozla mı geliştirdin yoksa tozsuz mu geliştirdin? Arkadaşlar protein, burada protein diyorsak o zaman balık da yiyemezsiniz, peynir de yiyemezsiniz, yumurta da yiyemezsiniz. Yani bunlar içinde et de yiyemezsiniz, bunlar içinde hep protein vardır. Protein nedir? Kaslarımızın yapılması için, yani kaslarımızın ham gıdasıdır. Nasıl diye, kasların büyümesi için protein lazımdır arkadaşlar. Yani bu proteinsiz bir şey olmaz. Protein nedir? 21 amino asit taşlarından, yapı taşlarından oluşur ve bunlar, yani hepsinin bir kendine göre fonksiyonları vardır. Yani bu, şimdi bu konuyu burada böyle detayına girerek anlatmak istemiyoruz hani. Ama burada bu arkadaşlara bir şey söylemek istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten biz geçen supplement alışverişi yapmıştık. Gördüğünüz gibi zaten de burada protein tozu da bitti yani. Yani vücut yani halen aynı, yani beslenmeyle de bunu yapabilirsiniz. Yani sadece şimdi toz almam lazım illa vücut geliştirmem için. Yok, normal beslenme yaparsanız dört dörtlük, yani iyi yağlar, iyi karbonhidratlar, proteinler, yani et, balık, nohut, böyle şeyleri tüketirseniz fasulye, evet, fasulye. Kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Yani sadece fast food yiyip böyle kas geliştiremezsiniz. Misal veriyorum size, sadece karbonhidratlı şeyler yerseniz kaslarınızı geliştirmezsiniz. Yani et de yemeniz lazım, protein sonuçta. Evet arkadaşlar, Recon'un dediği gibi de hani dediğimiz gibi işte, yani biz her ay böyle protein tozu alıyoruz diye bir şey yok yani. Protein bitti, normal besinlerinden devam ediyoruz. Yani protein nedir? İnsana biraz kolaylaştırır hayatını. Evet. Hani diyelim zamanınız yok, hemen dışarı çıkacaksınız ve protein miktarınızı dolduramadınız. Hemen bir shake yapıp sonra dışarı çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Yani lütfen inanmayın, hani ilaç diye böyle bir şey yok. Yani ilaç değildir böyle şeyler. Hani biliyorsun yani, burada bu Almanya'da mesela, Avrupa'da böyle derseler yani o kişiye gülerler resmen. Geçen bir, bu en son olarak bunu söylemek istiyorum. Haberlerde görmüştürsün, hani birisi diyor işte duymuştum arkadaşlar haberlerde, koşu bandından düşüp ve ölen kişiler kalp krizinden, yok babası demiş içinde evde protein tozu kullanıyordu. Arkadaşlar böyle insanlar var, çocuklar aldığı şeyleri tabii ki gidip steroidleri babasına söylemiyorlar, annesine söylemiyorlar. Çünkü annesi babası bunlara hani kızacağını biliyorlar ve söylemiyorlar. Sonra çocuk kalp krizinden gitti mi, ne bileyim bir şeyler oldu mu, öldü mü, evde protein tozu kullanıyordu diyorlar. Arkadaşlar protein tozunda bir şey yok. Protein almakta da, fazla bir protein almakta da bir şey yok. Sadece böbrek hastalığınız varsa o zaman proteinde dikkat etmeniz lazım. Ve yeterince su içiyorsanız zaten problem aynen olmaz. Yani biz senelerce yapıyoruz, yani 9 senedir yani sağlık durumumuz da gerçekten yani yerinde, yani iyi Allah'a şükür. Yani ve zaten hem protein, mesela hastayken de protein alırsan daha hızlı iyileşirsiniz arkadaşlar. Böyle konular da var. Bunlara da gireceğiz zaten detaylı protein hakkında evet, videolarımızda. Evet, videomuzdan bu kadar arkadaşlar. İstediğinizleri yorumlara yazabilirsiniz, sorularınız varsa. Yani böyle yalanlara inanmayın, böyle şeylere kanmayın. Beğendiyseniz... Lafını kestim Resul, hatırlıyor musun? Hani bizim Fesli Ramazan videomuz vardı. Orada bir abiye soruyordum, böyle döneri kesiyordu. Abi bol protein var değil mi? Böyle, yok protein yok diyor böyle. Yani orada da belli oluyor yani, gülmemiz geliyor. Protein yok diyor böyle. Yani adam proteini böyle, yani etin içinde protein olduğunu bile bilmiyor adam yani. Yani o kadar çok cahil mi diyeyim artık? Cahil denmez arkadaşlar, yani medyalardan işte böyle çok şey yapılmış, böyle korkutulmuş, böyle protein steroid olarak gösteriliyor yani. Yani steroid bambaşka bir şeydir arkadaşlar, evet. Ve protein bambaşka bir şeydir. Yani bunu kimse, bunun bir doktor diyorsa protein zararlı, onun doktorluğunda yani şüphe etmeniz lazım.
Evet arkadaşlar, lafı da yani çok uzatmayalım. Videonun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitti. Her zaman dediğimiz gibi bizi YouTube'dan abone olabilirsiniz videolarımızı kaçırmamak için veya Facebook'tan veya Regio Instagram canlı yayınlar için arkadaşlar Periscope'dan veya Periscope'u olmayan YouNow'dan bizi takip edebilir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Recep'ten bir biceps posing alalım. Ve Turkish Genetics Shredded Brothers.